Başkanı, Valim. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, normalleşme süreciyle birlikte bazı esnafların dükkanlarını açtığını ancak işlerinin hala düzelmediğini belirtti. Demir, hükümetten birçok taleplerinin karşılık bulduğunu ancak hala bekledikleri destekler olduğunu ifade etti. Şimdi tabii bütün dünyayı saran koronavirüs mikrobundan dolayı maalesef turizm sezonu halen başlamadı. Turistler gelmedi. Oteller zaten ay başından sonra açılacak. Onun da %30'unda ne kadar doluluk oranı olacağı daha belirsiz. Onun için hakikaten bu sene Alanya esnafı her türlü meslekte sıkıntı var. Büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Turist olmadığı için açmaları lazımken bile dükkanlarını açmıyorlar. Çünkü dükkanın kapısını açtığın zaman bir maliyet biniyor. Eleman parası, vergisi, algısı, çay kahve giderleri var. Elektrik masrafı ama para kazanmadan açınca onu nereden verecek? Zaten 6. aydır yılbaşından bu yana zaten turizm esnafı kapalıydı. Bir kısmı da mücbir sebepten dolayı, koronadan dolayı kapalıydı. Onlar açıldı ama onlarda da çok bir şey kazanç olmuyor. Çünkü neden? Bazı yerlerde dışarılarda berberde bazı meslek gruplarında virüs olduğu için millet de korkuyor. Hani mecbur kalmayınca kuaföre gitmiyor, mecbur kalmayınca berberine gitmiyor. Zaten halen sakal tıraşı makineyle yapılıyor, usturaya dönüşmedi. Kuaförlerde kalıcı makyaj, güzellik uzmanlarında daha yapılamıyor. Kahvelerde oyun oynatılamıyor. Açan kahvehaneler bile tekrar kapattı. Çünkü oraya gelen kişiler emekli, vakit geçirmek için okey oynuyor. Şey oynuyor falan. Ama maalesef açan esnaflarımızda da şu anda ekonomik yönden bir memnuniyet yok. Çünkü Alanya artık tarımdan fazla turizme bağlı olduğu ortaya çıktı. Onun için bu arada tabii hükümetimize defalarca Kaymakam Bey'e, Belediye Başkanımıza, Valimize, Antalya Ayasof Başkanımıza, TES Başkanımıza, hükümetimize kadar bizim isteklerimiz sıraladık. Madde madde. Bunların bir kısmı yapıldı ama en önemli olan çek senetlerin takası durdurulması lazım. Bu zamanda çeki senedi verenlerin sicili bozulmaması lazım. Cezai işlemi olmaması lazım. Çünkü esnaf para kazanmıyor ki. Nereden olup da ödeyecek? Senelerce esnaf hiçbir baş kaldırmamış, isyan etmemiş, her zaman hükümetine, devletine sahip çıkmış esnafımıza da devletimizden beklentilerimiz var. Bu zor dönemde kiralarda, spotaj vergilerinde, KDV'lerde alınmaması veya bir yıl ertelenmesi veya yarısının alınması diye taleplerimiz var. Bunu hükümetimizden bir an önce meclise, MHP milletvekilimiz önerimizi zaten mecliste okudu. Bunu önerge olarak vermelerini istiyoruz. Bir an önce kanunlar çıkacak. Esnaflarımıza faizsiz, geri dönüşümlü olsun ama bir yıl sonrasına krediler bekliyoruz. Esnafı kurtarmamız lazım. Esnaf devletin bel kemiğidir. Bel kemiği kırıldığı zaman ne olur? Felç olur insan. Onun için esnafımızı mümkün olduğu kadar devlet olarak yanında durmalarını istiyoruz. Ricalarımız var, maddelerle sıraladık. İnşallah esnafımıza devletimiz biraz daha sahip çıkar. Bu zor dönemden hep beraber kurtuluruz. Tabii 2020 yılı turizm sezonu sıkıntılı geçecek. Çok bir para kazanacağız diye beklenti esnafın da yok, bizlerin de yok. Ama 2021 yılında da hala bu sıkıntılar devam edecek. Onun için esnafımızın yanında durursa hükümetimiz, esnafımız da her zaman hükümetimizin yanında duruyor zaten. Hep beraber bu zorlukları aşacağız. İnşallah iyi olacak diyeceğiz. Umudumuzu da yitirmeyeceğiz. Umutsuz yaşanmaz. Umudumuzu yitirmiyoruz. Esnaflarımıza sabırlar diliyoruz. Hükümetimiz de elinden geleni yapacak diye bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Demir ayrıca salgının hala devam ettiğini belirterek esnafları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Açık olan esnaflarımıza da buradan sesleniyorum. Maske, sosyal mesafe, hijyenik kurallarına kesinlikle uyalım. Hükümetimizin çıkarmış olduğu kanunlarına göre hareket etsinler, sakal tıraşı yapmasınlar,
Yakalanırlarsa büyük cezası var. Kalıcı makyaj yapmasınlar. Yakalanırlarsa büyük cezası var. Ve her dükkan, belediyemiz hijyenik kurallarını baştan dezenktivite yaptı ama kendimiz de 50 lira 100 lira vererek o maddeleri alalım, dükkanımızda bulunduralım. Her şahıs gelip gittikten sonra orayı ilaçlarını yapalım. Herhangi bir sıkıntıya yaşamamak için Alanya'mızda virüsü getirmeyelim. Hep beraber sağlıcakla çalışalım. Başkan.